Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İslam ve biz programımızın 13. saniye görüşmelerine kızın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görmelerimiz, hemenlağ malum boğandak biz bu programımızın güzel İslamımızdaki nurğulluğun her bir mümin, Müslüman tefsili güzel bir şekilde, inik, roşan şekilde düşünüş gerek boğan hukumlarını program başlangandım bu yan. Tefsili halette içip kilovatımız. Her bir bölümde malum bir mavzuda toxtulup kilovatımız. Elbette arıdın əsli her hafta muşu saatlerde buluvat kandıq. Arıda Şark Türkistan 2 nöbetlik Milli Birlik Şurası, 11 nöbetlik qeyrindaşlık uçuruşu münasibeti bilen bu faaliyetler bilen bu kalıp arıdın bir iş küçəbde keçikip kaldıq, ikrarınlarını özlüp kaldıq. İnşallah bunun için yine muşu saatlerde her hafta devam kılımız. Bugün bu biraz programı ilan kılınan saatte biraz keçikip kaldık bunu geçiyorum sorayımız. Programının daimlik mihmini hemenle tanışık olan hürmetli ustaz Abdurrahman Cemal Kaşıgari'nin teklif oldu. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem teşrif kılık Allah için köptün köp rahmet eydin. Rahmet. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın baş temesi Hatircem hayatkı erişinin şerti yakşı emel. Digen nömedemdi. Şart nime digen muşu bir sualga bir cevabını tefsili halette açımız hemdi. Programımız Nek Meydan'dan takıtlı oturdu. İkran aldı çıkıp duratkan numurla arkalık bizge program ceryanda sual sorus anlamaya ki fikir katlaştırı şunlarını ümit kılımız. Şimdi aklı köplügen kıyırındaşlarımızdan programıdan paydanlaşı için hem beherlep koşunlarını ümit kılımız. Hocam da bugün ki temimizle kirsek temimizimiz Hatircem hayatka erişiş, yani İslam loğutumuzda, hadis ayetlerimizde hayaten tayyib edip ibadelengen, özüge ergeşken, bu yolda toğurmangan mu'minlerge Allah'ın ata kıldığan, yakşı hayat diyen bu hukumunu biraz iç üçün. Yakşı hayat yaşamakçı olsa bir insan, biz dilimizde aran hayaten tayyib edip, şuncik tercih kılalıyken biz, bunu açsa elbette bunu işgirlep kiremiz inşallah. Muşnulun başlasak, biz Hatircem hayatka erişen şartı yakşı işareke dedik hem de. Bunun hem de biz Müslüman bolsak mı, Müslüman boğallıkımızın özü Hatircem hayatka iyi buluşka yetmem de. Yani başka bir bu yakşı hayat diyeni biraz açsak hem de. Bismillahirrahmanirrahim. Esil toxtalmak şu olan teyimi hem de geçke. Başlayalım. Ben bu temada bir ayet üstüdülüm tahlil edip bağmak için. Bir ayetini izahlamak için. Hoş. Bugün gideyim. Gerçi bu tema doğrusu da, ya ki ben otur koymak için olan ayet doğrusu, kançılgan ayetler olsun mu? Ama bir ayetini asas kılmak için. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, "Men amile salihan min zekerin ev unfa ve huve mu'min, fele nuhiyennev hayaten tayyibe ve le nezziyennevum ecrevum bi ahseni mekanu ya'men." Kim? İman eytip durup, birinci şart. Bu ve mu'min. Müslüman bulup durup, yakşı iş hareket kıysa, iman birinci şart, ikinci şart bu adam hayata da yakşı iş hareket çoğullansa, bunun din kıldığın netice demezse, ma dünyada hayaten tayyib edin. Yakşı hayat yaşayın. Köğünlüdeki de bir hayat erişiyor. Hatircemdeki erişiyor. İnsani pezilti olan, insani hürmeti olan yaşayalıdırken aynıda bir şerait geliştirir. Fele nuhiyennehu keskinlik olan der. Aşında bir şerait geliştirmemiz de bayağı kılvadır. Ve ne ne diyelim? Hem ahiret doğan olsa, kıygan işi kartta, yakış iş kıygallık için o mukabat, o ayrı bir mukabat. Bu Nahl Suresi 97. ayet. Hem bu ayetke karsak, Allah-u Teala iman etkan, ve yakşı şerket kıygan Müslümanlığa ma dünya köngüldeki de hatircem hayat ata kılmın. Ahiret doğan bu olsa katlı mukafat ve cennet birmeyen devrul. Vedi mi odası? Vedi. Bu söz kimden sözü? Allah'ın sözü. Kaysi bir insanla, kaysi bir cemiyet, kaysi bir Müslüman muşu sözge emel kıysa dünyada köngüldeki de hatircem hayat irşeyle. Çünkü bu Allah'ın vaadi. Meninki yanımış kimden sözü emez. Allah keskinlikle notturuğa koy. Hem de biz Müslüman olsa elhamdülillah
Мың жылназ мұсылман. Яқшы қылып тамдық бұлса, әміміз яқшы қылып атымыз дейміз. Сілі тәшвик қады шығылым атыла, мән ұсламыны тоғыр шәкіл еткізімен деп шек, нім қылып атымын, бізсі алал елдім, пұл табымен дейді, бізсі мұш милетінің ке ехтияжы осы, күшім еткен бойынша ярдемні шей деп, дәрінәк қорды, өлім алу оған болса, қалық бей, тоғыр ел жүзлендір әлдеп, өзлігіден шәкілленіп, қыш қылып атыды. Оныңдың башқа бұл қарындаштарымыз қыш қылып атыды. Мұсылманымыз мұсылман, яқшы қылып тамыз, яқшы қылып атымыз. Лекен, іштимаи хаятымыз, сияси хаятымызда зұлымдың құтыламығын ұзын заман болады. Хорлықтың құтыламығын ұзын болды. Дәрт әлемдің әндішеден, вәсвестен құтыламығын ұзын заман болды. Уақ чатақ нәді? Я айет чатақ ба, я ке бізді чатақ ба. Ишкілім бізді айрыш лазым. Құран келімді, иман әйтсан, яқшы әрекет қисан, дүниядық аятың көңілдігінек болуды. Вәді. Біз оны қисақ мұ бұл мәді? Үз жылыңызды мұстәмілікіден құтылан мағытымыз. Бешімізді тік тұрып, адемейлікіміз өне яшыған мағытымыз. Уақытта да ішкі намысын чатақ деп лазым. Я вәйіне қата шығарышымыз лазым, я ке қаталық не? Үзіміз қойшымыз лазым. Вәйіне чатақ бамыз, вәйім чатақ жоқ. Құран-ы Кәрімнен ке сөзі бұл. Бұның мәсум ішкерлігі шек жоқ. Онда оға бұл чатақ бізді бар. Иман әйтіп тұрып, яқшы әрекет қылсақ мы өзіміздің гуманича, як өзіміздің түшенсе, аятымыздың дәрт әлем түгімеген болса, хорлық бүтмеген болса, ма мұстемлігіден ибарат әң рәзірліктен, нежістіктің құтыланмаған болса, я біздің иманымыз жатақ бұл. Яке әмәлі сали, ішеркет, нәзіриімізді, ұқымызды жатақ бұл. Яке хайат тәйібе, яқшы хайат деген немедер, бұл дүния көз қаршымыз жатақ бұл. Үш нәрсен бұл сіз жатақ бұл. Бұл айет, мен әмәлі сали, әмін зәкерін әуінсі деген айет, Құран-ы Кәрімнің бір бүтін қысқартылмысы дейшік болған айет. Құран-ы Кәрімнің бүтін мәзмұрларының өзіге сұғдуған, мүжәссәміне сұғған бір айет. İnsanın felsefe karakterlik olsun bütün suallığı cevap verildiğin bir ayet. Bu ayet bizine hayat kaydının bir nezar taşladı. Ma dünya karşılığında bir Kur'an'ın ruhi asasını bir tüzetti. Yaş şerket ufkumun kaydı bir karab çıktı. Güzel hayat nimidin ibaret bunu bir oylandı. Hoş. Bu ayet bizine Kur'an kaydının karab çıkışımız teşebbüs kıladı. Kur'an'ı her kayserin bir akide terp edin. İbadet terbiyeden, ahlak terbiyeden, ictima, cemiyet şunasık terbiyeden, siyaset terbiyeden, devlet hükümetlerinin her tarafından karab çıkış teşebbüs kıladı. Kaydı oylandı. İzlendi. Dünya karşılığını Kur'an tasavvuru asasında belirlep çıktı. Dünya karşılığını Kur'an tasavvuru asasında yekürlep çıktı. Hayatı doğru kuran muamelikçinin asasını Kur'an asasında aldı. Әнді Құран-ы Кәрімнің мұш үкірік айет отырып қойған, дүния қаршын тұтыпманған инсанлар, жәмиет, як мұсымалла, гүзел хайат, хатир жәм айат шекілләндірілі. Тарықтыке дөлетлі. Мұсымалланың хайаты мұстанды шыққан іші елгері. Пакет, мұс пакет. Әмі Құран-ы Кәрімнің дүния қаршыны тұтыпманған, як рет қиған, Yak bunun bir peruvalı kıyan, yak bunun çüşen günü unumgan insanlar demiş olsun, ma dünya ziyan tatil biz hoş. Hoş. Bu dünya ziyan tatil iş bükemiz yok. Ahirette bunun cezası var. Ma hakikaten tutmamakalı, Müslüman durup ilahi vehik emel kılmakalıktan ahiret kançılık ceza kalımız, Kuday emez bil. Bazen de işte ma dünyada başka insanlar köre bakımına horluklu gördük, eğer ceza kuşkuduk ahiret ceza tatilmeyiz. Me işinmeyim onu. Biz mesuliyetimizde ada akıldık mı, milletsizde ada akıldık mı, bana cevap veriş lazım. Ne için başka insanlar netice kazandı, ne için biz netice kazanmayız? Başka insanlığa okşar, iş kıldık mı? Başka insanlığa okşar, imanımızı canlandırıp aktiflaştırdık mı? Akidemizdeki sus karışlar, ya hata göz karışlar, ya komünistlerden sebzet nezriyelerden tamamen tazlandık mı millet nezriyesi? İslam buyurgan devletçilik nezriyesi, siyasi nezriye, iktisadi nezriye, ictimai nezriyenin emniyet bir ürünü bak kılmadık. Çünkü bu dünya ceza atıp ahiret ceza. O kuru gibi. Ben işlenmeyi bu gibi.
Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani bir ayette ve adallahu lezine amenu minkum ve amil salat le yestahlifennem fil arz. Bu ayetin yukarı ayet ayetleri. Allah Teala iman etkan şerket. Şerket ne işin ama? Pasatçılık saklanan, buzgunçılık saklanan, hata ediyadın saklanan, yaş şerketler, salihat. Bir şey dememez. Ekidik dememez, ibadet dememez, ehlak dememez. Dünya hayatı insan tuğulup ölgen kadar, aklı cahiket. Bütün hayatı kay sade olsun, yaş şerketle çoğulanan madem demiş kıldırsa, özüge müstakil hoca olalıdır. Özden devletini özü başkurar. Ne yastaklı ben ne olayım? Özü hakim olalıdır bu adamlar. Bu hakim buluşan şartının buldu. Birincisi iman, canlılık iman. İkincisi dünyavi karakterlik, millet muhtaç olduğun, devlet takazza kıldığın, vatan talep kıldığın bütün yakışlarını hazırlar. Hmm. Bu yakış fakatlarım tört tal sadıka öyle bu beş namaz tükümeydi. Dairiz kanırı bunu. Dairiz. Birazdaki kirimiz bunu. Hmm. Kemes taklafallız mı yapıp ilgir boğan işen bunu. İlgir kire kıygan değil. Veli yumak yine nam dine umlaz irtadalım. Dinin hatırcam yaşayalıysın. Din insanın insanlıkını kodaydıgan bir nesi. Din insanını ademde tutup durduğun bir nesi. Şunun için İslam din, dini kodaydı. Birinci orunu koyalım. Canını aldı koyalım. Bazen de canını aldı dedi. Köpçülük alımla canını aldı dur din. Nemiş kız ademle adem kıldın. Nemiş ki komünistlerde ademiyelik tapkınınmaydı. Nemiş ki insan perverlik diken Yahudildi bak, Hristiyanlıdı bak, yanımızda tapkınınmaydı ise din yok mu melkulladı. Ademiyelik süpet yok. Çatak aşağı çıkıyor. Mana vel yumak ginen lam dina Allah Teala tallab bergen dinde hatırcam ibadet kılalaysın. Aşat kemer kıysan. Vele yubeddilen lam min ba'di khawfim emne. Ma korkunca hazırlıkı. Ma endişe, ma vesvese, ma dert elemden hem ise tügeydü. Hatırcam hayat kılıdır. O hayatın hükmü minan sözünmez. Şart ne oldu? Ya'budunani ve la yuşurmi. Akidi sağlam ibadet kılış. İmanı cahide ibadet kılış. Bu imanın kalısı bilip koyup İçtüdüğü emez, ya benim köylüm yakışı olan dikin bol demez. İctimai hayatı da, siyasi hayatı da, iktisadi hayatı da, fikri hayatı da, tasavvur hayatı da mı? Akidinin ruhuyla yaşayalısı, şartmış. Yani kaysa adamla bu kürsetme kendisi, bunun pervasızlık kıysa, ayetin hükmünde ve men kefere bağlı der. Kim buna işenmişse, ya ki bir pervalık emel kılmışsa, bunun netisi fe ulegun faz. Pasık olan ki, dünyada mı tatıdığını var buna, ahirette mi? Tatıdığını var. Hem de biz öte işte ilgili bana kısırın bir gibi. Hem bu ayet altı türlü kaydımızı götürüp yapıyor. Birinci insaniyet hayatı ya bir cemiyet hayatı değil kıskartıp bu er ayaldın terk kitabıdır. Çünkü min zekeren ev on sayıdır. İkincisi er ayalla şirkette olsun, mukafatta olsun, cazada olsun hatta Allah ile alakalı olmasın. Uhşiş. Üçüncüsü şirket, eğer ayarların şirket ortak tutu, mukafat ve cezanın ortak tutu. Ayarlı belki ceza alıp erkisiyle üstüne giriş falan, onda kal yok. Cennetçiyse o şaşkırdı, dozak girişse mi? Eğer ayarlı alakası yok yani. Şirket ve ecerlik, beraberlik nemin takaza kılırsa? Hemkarlışın takaza kılır. Mesela bir ailenin misal kalayım, min zekerim ve unutta. Bir ailede hayattayım, bir hatırcamlık olsun. Könül rahat olsun, başa vurup bulmasın, ehutlu bir sokşap kalmayı, bir kıyınçlık olsun, bir çıraylık üstsün dese. Ne mi lan şart kılmadı da? Birincisi bir iman olsun. Allah'tan korkayın. Mecburiyetini ada kıl. Özünün hakkını bilir. Çünkü ayağlık zulüm kılmaydı. Ayağlı olan olsa iyi rege zulüm kılmaydı. Ama o küçük hayattan misal olan olsa, hem de cemiyet, bir millet, bir devlet, bir vatanga nispeten milletin hepsi de bir hemkarlık halde şekillense endim bu hayattayım. Lakin her birimiz müstakil padişah olursak, her birimiz özümüz halıgan yolu kere olursak, hayatı tayyip kelam dolsa, iman bozum emin sağız uhkenmeydi. Törtüncüsü, eğer ayarların her birisi hatırcan bir hayatta, könüldükle bir hayatta erişişen, her birisi özünün üstü çüşken mecburiyeti ola kadar kılıç lazım. Eğer kişi ada kılıp bu mesuliyet, ayal kişi kalıp kalsın. Ya ayal kişi ada kılıp, eğer kişi kalıp kalsın. Ya cemiyetinden bir kısmı ada kılıp, kalan kısmı, gafil, yani bir şey yüzyıken olsa hayatta iyi bir şekillenmiş. O bir şekillenmiş. Beşinci kaide bu ayet buradan. Ma dünyada hatırcam yazsak, paravan turmuş geçirsek, yaş hayat geçirsek, ahirette biz erişmeyiz olan sevapını bir pırsan kime etmeyin. Ayet ne hükmü? Fela nuhiyyennav hayaten tayyibedi. Ahiret mukafite ve ayrım velen neziyennav.
ma dunyoda yaxshi yasa oxiratda uning savobi jamiyib ketamiz jannat to'lab undoq gap yo'q ayatni hmm. oltinchisi iymon yaxshi sharkat va jamiyat orasidagi hamkorlik yoki tashkillik sharkat qilish bu go'zal hayotningki sharti bu birinchi so'ra go'zal aytib berildi mana shu ozroq tilg'imi elindi shundan biri qustir bilan o'tib ketib qolgan nurg'un insonlar endi mana shu bu dunyo degan mo'minninki do'zaxi kofirning jannati bu dunyoda mana shundoq bu hayot degan argiz islom degan gul bo'stonliq bir narsa emas tikanlik nurg'un mana shunaqa qiyinchiliklar bilan bo'ldigan gap deb mana shunday bir tushunchalar bor endi buni masalan hayotan toyiba bu xotirjam hamma narsasi farovon shaklda yashash hayoti bilan bu ikkisini qandoq tushunish kerak bu dunyo mo'minninki do'zax emas turmushim emas alloh taolo ato qilgan buyuk bir ne'mat inson alloh taolo insonni ma dunyoga mening izbosorim degan yuqori maqomni sharafni berib tushirdi ma turmoqrab seni azoblan demadi lekin sinayman dedi to'g'ri yo'lni mansan mukofotin va xato yo'l kirib qolib qolsang jazo qolsa sinayman dedi ammo sening subtong bu yerda istiqlab ziminni idora qilishdi bosh qurish gullandirish sening mas'uliyating ibodat mana mush yo'li bo'yicha bo'ladi bu oyatni hukmiga asosan oyat bo'ldi boshqa hadislar u dunyo mo'minniki turmush emas endi ba'zi mush to'g'risida hadislar kelgan bo'lsa bu to'g'ri tushunish lozim bu qanday gap desa bu faqat dunyoga birilib ketgan dunyo uchun ham yashaydigan ma dunyoga yoritilish g'oyasi unutib qolgan yo yaratqichini to'nig'ini unmagan odamlar qatilgan qandoqdir bu yerda bir inson robbini to'nig'an bo'lsa dinini bir butun tushunib kuchidan yetishicha tadbiqlab minayotgan bo'lsa shaxsiy va ijtimoiy hayotida u har qancha millioner milliarder bo'lib yashagan bo'lsin yoki kunlarning birida bir sulton podsha bo'lib yashagan bo'lsin agar to'g'ri yo'l bilan ish qilgan bo'lsa pulni haloldan deb halolni sarf qilib ishlatgan bo'lsa uning hisobot oson bo'ladi qandaqdir ba'zi hadislar deyilganda boyninki jannat kirmiki xuddi tuganing yig'nining to'shkidan kirish tasuvi tasuv qildi u xato yo'ldan topgan jazonidan pul topgan haromdan pul topgan qo'yibsi pul topgan qartilgan gap hokimlarni o'zini mustabid qilgan zulm qilgan tajovuz qilgan o'zining shaxsiy manfaatini qilib olib qolsa uni tadiqini ammo bir inson to'g'ri yo'lda bo'lib qolsa bu dunyoda xotirjamlik va yashatliq omonlik bo'lib qolsa bu islomning insoniyatga taqdim qilmoqchi bo'lgan islomdan bilaman demasa insonni dunyo va oxiratda baxt saodatga erishtirish uchun kelgan dedi islomdan tonishtirish shumi shu emasmi bu baxt saodat faqat ham oxiratga qaratilmaydi ma dunyodami dunyoda nima uchun bir odam ko'ngli rohat bo'lsa robbini to'nib yozsa qarindoshlari bilan xotirjam yozsa o'zidan amin bo'lsa mol mulkidan amin bo'lsa e'tiqodidan amin bo'lsa obro' amin bo'lsa ne qutlish dindan maqsad oshish emasmi din shuni himoya qilish uchun keldi emasmi shu bu yerda bu dunyo ko'z qarashimizni tuzatmay turib biz oxirat natija qozonolmaymiz bir bo'lak olimlarimizdan bir bo'lak emas hal ko'plagan olimlarimizni so'zi bor dunyo ko'z qarashimiz bizni chatoqib ma dunyoda natija qilmay natija qozonolmay turib oxirat natija qozonolmaydi masalan o'zimizni qo'rqdiganmidik oxiratda hisobot bormidi yo'qmi bizni masalan bizni misol qilaylik bizni usmi mas'uliyatimiz tog'dak mas'uliyat ma turkiyalikniki turkiyalikniki ma qarindoshlarimizni ustida yo'q mas'uliyat bizda bor juda shunaqa emasmi albatta ma haqni o'zini bir vatani bor o'ziniki hurmatini qo'rqdoqliq muqaddaslarni qo'rqdoqliq jinini qo'rqdoqliq obro'ni qo'rqdoqliq ammo biz qo'rqdiganmidik demak bu mas'uliyatga munosabatlik masala sharkatga munosabatlik emas shu ma dunyo hukmimizda natija qozonmay turib men o'lsam ham jannatga kiraman o'lgani to'g'ri yo'lni to'g'ri yo'lda bo'ldimi buyuk g'oya uchun bo'ldimi yoki mas'uliyatdan qochib osonlar o'lim yo'lini tanlab oldimi ani bir ayirish lozim to'g'ri ko'pdan ko'p rahmat haqiqatdan shu shu so'zmi hadismi oqa jannat sijnul mu'min va jannatul kafir degan yoki bir nima ma'surlardan bo'lishi mumkin shu narsagami bir qancha yerda bir narsa ko'rganligim esimda bor bir yahudiymi bir cho'ng bir islom olimining qashig'iga kelib mushuni kelib kambag'al ojiz shu
Aran cennet bakılgan şundak bir veyran yurdan bir Yahudi kendi hemde. Sizlerin şu bir günü Müslümanların aleminin ki şu kadar salapetlik, isil süpet, pakiz, bay, aşında tuğalıgını. Bir günü şunun kaşığı kilip, sizlerin dininladım şundak tusa hemde. Ben sana nispeten kafir. Minin bu halim karab bakın, sizinki halim karab bakın. Bu abi zitkep kaldı o bu deptiğe baktığında. Onu düşündürüp şuna diyen gibi buna ait pek Yolum yakın diyor ki. Sana nispeten değil mu? O şu çöndürüşü de kulağı sıkıp etken vakti de. Minin bir müminin dünyada en iyisil hayat yaşayan bozu mu? Onu kütüp durup atkan cennetin ibaret Allah'ın verdiğin anını seyleştirgen vakti de. Bu mümin kuduma çık kitenmeye kalan türmenin içine kapı kalan insan okşaydı. Çünkü onun aldığı cennet büyük nimetini aldı da. Dünyadaki en katı yaşayan mümin mu? Kudu türmedek. Ya ki bu Musa, onun seliştiriş mümkün emez de hem de. Ama dünyadaki, yeryüzüdeki en ığır azabını çekip, işinin gününü görüp yaşayan kafir mi? Onu kütüp durup atkan azabdan ibaret cehennemde seliştirgen vakti de cennetul kafir. Ama dünya ne? Cennetul kafir diysek mi? Ahiret işelmeye, ahirette mukabat bu mu kaçı değil de? Cennet yok kafir. Ayağdaki cehennemi seçtiğe vakti de müşerdeki en işinin gününü görev atkan kafir mi? Kuddi cennette yaşa atkandaki bir hayat yaşa atı da bu dünyada. De. Bunu düşündürüp koyduken hem de. Buna bir kısıtırma hem de. Biz Müslüman bolu süpümüz öyle. İslam nanki pikirine, yak meksin kulasılığa vakti de insaniyetin vakit geliştirmek şeydi. İnsaniyetki yakşılığını takdim kılmak için, ziyan afetlerini insaniyetini tosap kılmak için İslam çöğündürken. Hem de biz İslam'ın takıçta, bizden dünyalıkımız harap. Hoş. Özümüzden kovduyanmadan, iktizadımız tayını yok, devlet ufkumumuz takı yok, içtimai halatımız parçalanıp gitken, Birbirimiz ile petişemmeğen müşnatır oğluk İslam'ını başkalar kanda tontağımız. Kanda davet kılığımız başkalarını. Bu İslam ülge ölen, nemunu ulaş bilen taklaydıkan birdi. Kılıç bilen emez. Hoş. Üzümüz teknikini aldığı manalısa, siyasette doğru yolunu takdim kılarsak, dünyavi tinişlik İslam'ın dünyavi tinişlik nezriyesini oturup koyar, Emeli kuşumuzla şunu kılalgan bolsa bugünkü dünya ma afetten kutulgan bolat. Dünya tarihin körülüp bakmagan va milyon milyon insanların ölüp ketip atgan ma haletke tosal qoğun bolat. İslamdan dünya tinçlik nazariyesi. Nazariye bamıdız ba, prensip bamıdız ba Kur'an'da sünnet. Ama bunu tertip qılığıda bunun iki çıkkıda kuş yok musbalat. Hakimler qaz köpünsü oğri yaki qalça. Demek özümüz kuşlanmay turup, tekniki kuşlanmay turup başkalarını jalıp qılanmayız. Siyaset kuşlanmayı durup doğrusu bağlı diyememiz. İktisat kuşlanmayı durup başkalarına yardımlarına yardım bezdikler. O kanda Müslümanız, kanda öyle konuda kıyıkın olmayı. Demek biz dünyada netice kazanmayı durup İslam'dan başkalarına doğru şekilde mi anlatanmayımız, teşvikimi kılanmayımız. Ahirette o alın. Mesuliyetini ada kılanmak halde yetküzemeli hesap tartışımız mümkün. Hoşmuş o. Er ayol meselesim abayı söylebetle onun şeriatı birliğine teklif Allah'ın dergahıydı ki buyurulgan iman etiş nurgun meselelerde opmoqşa şikerligin dilemdi. Arayılamış mesuliyetti mu, icra kıldığan işlerdi mu, opmoqşa beraber mi? Hem İslam'da arayılığa karsak, baştan sözlüğe baktığımızda, akide, Müslümanlıkla en beş açmış. Akide de olsun, ibadet de olsun, ahlak da olsun, şeriat da olsun ve başka ictimai tüzümlü olup kalsın, muşu körsetmelerin bilişte, Er ayal okşaş teklif konuş, okşaş teklif konuş. İslam'ın ki akil kısmının dışı, er kişi kan da perzi olgan bolsa, ayal kişi okşaş perzi. Ahlaklık bulaş, ya ki ahlak ahkamlarını biliş er kişiye, kan da perzi olgan bolsa, ayal kişi aynı da perzi. İştahat kılış, okşaş lan, perzi kılın. Amenu digen sözü veren, meyle er kişi olsun, meyle ayal kişi olup kalsın. Okşaş bu hüküm gör. Buyruk tenkeldi, onda olgan ki buna birilgan savab, O mu tam olsun, tam belirlenir. İnsani hürmete, meyle er olsun, ayal olsun ve insani hukuklara uhşaş küçük ilgim olsa, insan buluş itibarlı uhşaş küçük ilgim. Tüm Kur'an-ı Kerim'de er ayalların hukuk mecburunu bayan kılıp ve lehunne mislullezi aleyhinne bilmavur. Ayalların o sırada kandaki mesuliyeti olan bozuk, ulanımı aladığın uhşaş hukuku var.
Gerçi təbiyyətinə oxşamaydıqan tərəf, bu ayrım olsun. İslam meydan kəlgəndən tatıplan ər və ayallarının ki, hüquq məcburiyyət oxşaq şikayələrini alı burun ilan qıl. Əgər kişi üstünəmiz. Yaq məcburiyyətdə yanımızdan tövənəmiz. Ər ayal hüquq məcburiyyət oxşaq. İslam meydan kəlgən tatıplam ayallarının ki insan işkəlləgi, anımız işkəlləgi, ağaçımız işkəlləgi, ayalımız, kızımız işkəlləginin ibarət oğallığa uxşaş bir küçük iqə, şərəb işkəlləgini mi? Allah bunun ilan qıl. Çünki ər olsun, ayal olsun, Kur'an-ı Kerimdə El-mü'minun vəl-mü'minat bə'duhum əvliyəlbaz. Mü'min ərlə və mü'min ayallar bir-biri iqi çıxalaydı öyle. Əgər kişi müminlər yığı çıxıb ayallarının salahiyyət yetməyə dedim. Oxşaş dərəcədə qoydu. El muslimina vel muslimat vel qanitina vel qanitat. Müslüman oxşaş hökmdür. Şuna qaysı bir ər ya qaysı bir ayal kişi olub qalsın, iman etqan halda yaxşı iş hərəkət qılsa, oxşaş savab qazanır. Məsələn, namaz misal qalsa, kim namazını cayda ölçemli oxus, ər kişi oxşumu, ər kişi oxşumu, oxşa savab qarışıdı. Ayal kişi mi? Ay ölçemli oxsa, oxşa savab qarışıdı. Ya ayal kişinin savabı tövənti idi. Bunda hüküm yok. Gerçi cemaatle okuyan namaz, ər kişiləriniz bir tane 25 derece aşıyan olsun mu? Ayallar ölçemli oxsa, ötürüp oxsa, yani ac derece irişəliyimiz, irişəliyim. Hoş. Eğer çıxıp kapı qası, o pəsidətik ayrım irişir. Çünki müsəlmanlıq məsuliyyətlərdə ər ayal oxşaşmız oxş. Onda olğan çağda yerişdiğin savabdır mı? Oxş. Məsuliyyət oxşaşı olğan ki savab mı? Oxşaşmız oxşaş. Əmdə qarsaq ərlərin təbiəti ilə ayalların təbiəti bir qançılığa nöqtələrdə oxşur. O enaq isim yox 16 mı 17 mi deyilən bir gəplə var idi. Bəzi tərəflərdə oxşumaydı. Ər kişinin xarakteri bəzi tərəflərdə ayalların xarakteri oxşumaydığan tərəf var. İsimli qaç 16 noktada oxşaş xarakterdə, 16 xarakterdə oxşumaydıqan. Əmdə, ə kişinin xarakteri olan ayal kişinin xarakteri oxşumaydıqan yerdə, ə kişinin məsuliyyətini ayal kişi yükləb qoysaq, oxşumaydıqan tərəfdə ayal kişi uzun bulab qoyub. Əmdə, ayal kişinin xarakteri uyğun kildiğən işlərini ə kişi yükləb qoysaq, ə kişi uzun bulab qoyub. Məsələn, misal alayla, qısqıca. Bu vaqballarının dəxş məsələsi misal qılayla. Ayallar nisbətən bir rahat bir məsələ. Xoşallıq məsələsi. Bu vaxt olğan balını bəxş. Amma ə kişiyə nisbətən o məsələni yükləb qoysa, ən ağır mürəkkəb məsələ olur. Təbiət məsələsinə uyğun gəlməyir. O faqat bəxş bəmsin deyilik emas. Lakin onunki nurğun cəpalarını davam misal qasıq məsələn. Bunun qarda yəni qısqaça digər vaxtımızda bəlkəm bunu desək bəzən ayət misal gətirəşə mümkün. Ər-rical qavvamuna alə-nisa. Bu ayet baş üstümüz. Biz er ayallar hukuk mecburiyette okşaş diye vaktimizde hem işte okşaş diye gelip göstermeyin. Bazı artıkçılık var. Mesela silinen bazı yerde artıkçılıkları var. Ben diyor. Bazı yerde benim artıkçılığımı sildi yok. Her kişi olsan fark kılınamaz. Şunu okşaş bu er ayallar arasında mı? Kısmen fark var. O ne mesela? Aile küçük bir cemiyet. Bu küçük cemiyetine idare kılış ya onun mudurluk kılış mesuliyetini Allah-u Teala ekşik tapışırdık. Buna mı elbet nurgun hikmetler var, toktalmayız. Mesela ekşik karsak biraz soğukkan kıldı. Ayal kişi hissiyatçan kıldı. Ekşik karsak bir işin kılışta bir kadem altımaz, bir kadem kendi karap iş kılıyordu. Ayal kişi bir işi kana atılıp kas, kıskıp kapkasa köz görmeyden mi olur? Şunun için hadis-i şerifte peygamberimiz ayallarının ki bu kabiliyetini bir yerde düşündürüp, belki eğitim çakçak diyen aklı namaz okumaydı, ya aklı kim diye yerde, o çakçak tarihçisi değil yani. Kanda meskır kılıç tarihçisi demez. O yalan tüven çürüş tarihçisi demez. Madimen diyen erkeklerini mi? Diye yeri ekler dediğin kabiliyet ayalları bağımasını bilir. Ayalların uyarı baktığın. Bu artık çoluk erkişti yok. Şu bir yerde erkişi ailenin bir modir bolu süptü ölen, özürlük yüklenen yani ailenin kişiler, evlatlarının ki akidisi, ibadeti, əxlaqı dünya qarşı din məsul. Şundaqla ailənin ki, ixtizadi çıxımlardır və sırtqı işlərdir məsul olur. Əmma ayal kişi oğan bası, yanılam əqidi məsul. Davunluq atanısı, dadısı öyüdü olma çıxıb olamayır. Balının ki, əxlaqı, balının ki, mədəniyyəti, tili, ürpa adeti digən qoxşaş, ama türlük tərəfdə ən çox məsuliyyət bir yerdən
Kimi bəkərək şükürlündə olsa, o illaq şükürlündə. Bu, ər ayarların arasındaki xarəkdir, pərqdən, oxşumaqlıq. Kiyin ki temalarda, İslam və ayarlar, ya ki İslamdan ki ayarlar bəgən, oxuq deyən temalarda bu vaxtda təxilmə köp ayrım toxtılmız o temalar. Xoş. Biz yaxşı hayat, ki, fıqımlarını içi vətimiz, hayatın toyyibə. Bunun ki bir, şu güzel hayatının tarazisi, mizanı ne mi desek? Biraz açsak. Güzel hayatın ölçümü. Yukarıki ayetin ki körsetme takazası asasen birincisi iman dedi. Ve huve mu'min dedi. Hoş. İman. İmanın kançılık. Tarazı bir sebbak üzen ölçüm. İmanın nedisi dedi birinci şart. Enin kendin ikinci şart. Güzel hayat, iman ve yakşı şirket asası insanın içki dünyası sırtkı tipi olan bir an. Bu sırtlan kemmeydi. Mesela bir adam çıralık geniş mi oldu ki içki dünyası harap buluş mu oldu? Bir adamın turmuşu iktisadi paravan buluş mu oldu ki ruhi içki genişte oluş mu oldu? Mesela misal kadar bir şey Türkiye'de yaşavatkan kardeşimiz. Bazı milyonlar bayılı var. Bad. Lekin tukkalı bilen görüşen bir geldik. Vatini gibi olan sevgiş, sevgilişleri bilen. Hatır cemaatin bekti ki özü sıkıyla mı doldursa? Ne kapat aldığımız durup yok. Belki bir namert insan boğan olsun. Müslümanlıktan vazgeçkin olsa, kendi çıkımda ne mi karım da dinde çıkıp gitkin olsa kandak boğulmuşsa bir Müslüman da açı tuyğusu olup kalsa. Herkes onda tuyğu olmuyor. Yani kalbinden bir yerine yor işgeldiği. Ay şu insan mı bilip dur. Güzel hayat bizimiz gerek ki bu her bir müminin gayesi mi? Demiş kız Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahiretse. Dünyada mı? Xatircəm hayat diləyimiz, ahirətim xatircəm hayat diləyimiz. Hər bir müminin qayısı. Kur'an-ı Kerimdən insaniyyət təqdim qınmaqçı oğunum deməlisə, dünyada və ahirətdə bəxtli qınmaqçı. Güzəl hayatını olaq təqdim qınmaqçı. Nəmə asaslarsa iman və yaxşı şərkət asası. Əm güzəl hayatına qolu kəltürüşün ölçümü birinci olab canlıq iman muhtaç. Nəzriyə iman bilə həl olmayıdır. Ya benim könlüm yaxşı idi deyil, el olmaydı bu nəsə. Bizim gündülük hayatımızda, istəyirimizdə, yep içimizdə, oturab qopşımızda, sözlü işimizdə, reis oluşumuzda, ya ki puhra oluşumuzda, ya ki zavut, paprikini, ya ki mektabların həmin yerdə imanın ruhi, imanın təqəzzası, təsiri namayan olsa, bu iman əsqatıdır. Bizim güzel hayatı ekələliyini mə Hər bir işimizdə Allah-u Teala'nın ki süpətlərinin təqəzzəz boyunç mağalısaq, ənin kəyini əs qatıdığan iman. İkinci birisi, millət xarakterlilik umumuzdək əməli salih qatılmış. Məsələn, millətinin 31%-ni yaxşı adəmlə, yaxşı qıldığı adəmlə, 60%-ni pasıq, işbiyon, casus, satqon, qəyvətxor, yanı bir nümə, yanı bir nümə boğan bolsa, bu millətini yaman adəmlə tatib gitəmiz, tatib gitəmiz. Ma millət xapılıqdan qutulmaz, güzəl hayat qarışmasa birincisi canlıq iman iyi qoyuş, işqizim millət xarəkdirlək, əmmə Adəm yaxşı şərkət atılınış lazım. Bu yaxşı şərkət biraz toxtulmaz, bunu kiçik gəni bir istiqanqa, dairəgə çəkləb qoysaq olmayıdır. Xoş. Əmmə bu yaxşı hayat erişidigən insanlar yaxşılan köp qıldıqan. Yaman, ziyanlıq olun, özü qı olsun, cəmiyyəti qı olsun, milləti, vətəni qı olsun, ziyanlıq işləri saxlandıqan insan. Bu insanlarla nəzərdə, yaxşı işlər kündün-künün eş vardır, yaxşı qıldığından nəzərdə, yaman iş kündün-künün azıq. Bugün övülən ədsiz oxşuşunmaydı bu adamların nəzərdə. Mə ayət qoyuqan ölçəmdir. Yaxşı oğan dikən çoxum, bu yaxşı iş, yaman işlərin birini basırıb mağdur, birini yuxuşdurub mağdur, birini tazılab mağdur. Məndə bir pasif mücəz var, pasif bir mücəz deməkdir, adət var deyilir, ya kisəl. Bu nəsə mən tüzülməyə qıb qalsam, əməli salih durduqı, səmimi bu müqallıqını, imanla ki səmimi əməz, bəlkə saxta olub qalqallıqını görsün. Bir əsə iman səmimi olsa, işərkət cahil olub qalsa, kisəlinə, çoxum davalı idi, xoqda doğru insanı saxlayıqan deyək, ma doğru ölən, saxı iş lazım. Kisəl tüqümü deyək, demək, bu adam imanını qayıt təkşürüşə, əməli salih hüqumunu qayıt təkşürüşə lazım. Nəmiş qadıqə vaxtıda, çünki sağlam qəlbkə, iki insan birə buna sadır qalsa, xoqda hədisdə deyilgən deyək, Xuddi tağ çıyıqatqındık beşidə, xətər işidə qağallıqını iş qıldı. Qəlbi sağlam bir adam bir qınanı qıpsasa, ya yəki şəkildə, yəki ictima şəkildə, eğir bir xətər işidə qağallıqını iş qıldı, dərhal doğru yolqan, istiqbar tovbi güzlündü. Özdən xata yolu kirib qağallıqını iş qıyan insan, bəxt yolu qadırca mayatqa qədəm qoyan insan. Qapıl jüri vəqini şü, dötlüşüb qağın,
Ya galvanlaşıp kalan, ya bugünlü ertesinden payak yok kitiyi vergen insan olsa bu hayat gelişen mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Allah'a بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman etkallarının kalbi hatırcamdır. Kalbi tok bulan. Kalbi de endişe, korkunca o nesil yok bulan. Nemiş kalsa, bunlar bir korkuncuğa, bir endişe yap kalsa Allah'ın esli. Ma kainatını yaratkan zatkı işiniz bulan. O zatının kudreti işini de o, bilimi işini de o, hem de körüp durup atkallık işini de o, hem de işini hikmet ile takdir kıldık işini. Bizde buyurgan her bir işten özümüzden menfaatini paydımız izgirlik işini. Şunun için bunu konu hatırlayacağım. Şunun için ümmet var ol. Yani bugün gidekmiş eğer musibetli mi kutulalayımız diye adamlar, iman var adamlar. Allah'a işencisi var adamlar. Yani bu yerdeki kalbi aram tapıdığın, kalp kandığı kalbimiz her zaman Allah'ın esliyle. Ne bilen esliyle? Kur'an tedabbürü ile, Kur'an'ı zikir kılış ile, Kur'an-ı Kerim okuş ile, Kur'an-ı Kerim mülahiz kılış ile. Bir zikirlerden maksat mı? Ya da Kur'an-ı Kerim maksat. Kalbin rahat tapkızlığa en çok amel Kur'an'ın körsetmesi boyunca. Kur'an'ın yol yorku boyunca. Mandi. Ama Kur'an'da yıraklaşkan, ya da onun tuzgörlük yıkan, ya da onun unutup kalan bu adamın olmasa, bu adamın hayatı ve dünyada nahit, iğir. Tasavvur kıyılınmaydıgan, endiş içi de, korkunç içi de, dert elemişidir. Çünkü Kur'an kendi ve men a'rada en zikr. Şimdi zikrinin maksadı Kur'an kendi. Şimdi Kur'an'dan yol yolu körsetmiş buysun musa, kem misa, ya ki itibar almasa, bunun ki kaladığın günü gem endişe kalır, dert alamı kalır, sıkıntı için yaşaydı. Bu güzel hayatın tarasıymış. Hoş. Hakikaten dinimizde mi şu bütün ayetlerde bulsun. Nerede iman kelimesi tılgı ilgâ vaktinde ''Ellezîne âmenû iman etkan kişiler'' diyen hemen arkasından derhallam ve amilü salihat yakşı emeller de bunu tılgı alıyorum diye. Yakşı şirketlerinin dairesini biraz nimelerini ölçüyor Allah Allah'ını. Hem de bizden dünya karşımızda iman hakkında kısıkça toktalduk. İki insan mı şu yakşı şirket kayızlarını üstüne alıyordu. Ben bir özüm yakış adam deyip oylayacağım bu olsam kancılık ölçem bilen, kayızlarını kılıç bilen yakış adam bulamayın diyen bu mesele oylanış doğru gibi. Hem Kur'an-ı Kerim'den köplügen ayetler karsak iman söz bayan kılınsa yakış şerketten bayan kılın. Amin ve amin sahib. Elliğine çiğerde bayan kılın. İman şerketten ayrılanmaydı. Bu ayet demin gösterdiyse İmanın yaş şirketten ayrılanmaydıklık gözü. Demek bir adam Müslüman dese, özünü mümin dese, o adamda ne mi tepiliş lazım? Kanda kısılık, kanda süper dese, yaş şirket tepiliş lazım. Bunun asasen yaş şirkette ayrılıp kalan nezirya karakterlik iman, bu ölük bir iman. Çünkü imanın talebi, imanın takazası, yaş şirket kılış. Emel kılış. Hem yaş şirket dediğimiz, bu dinimizin körsetmesi boyunca, meyle dünyalıkımız tevbe olsun, meyle ahiretlikimiz tevbe olsun, dinimizin körsetimiz boyunca insanın kılıp atkan işlerinin hepsini öz işe aldığı diyelimiz. Bunun dairesi yaman kenar. Yaş şirketlerinin dairesi kenar. Mesela hayat sahasındaki türlü şirketler, insanın tasavvurları, fikirleri, hareketleri, ilmi emgekleri, içtimai hareketler, siyasi hareketler, iktisadi güllünüş, milletle, halkla, Müslümanlarla menfaat için teşkillenip hareket kılış. Bunların hepsi yakış şirketimiz, yakış şirket. Hem bir kıskıçı kılıp etkancada hulasılırsa Allah'ın razılık maksat kılınan gözlenge. Şeriatki zıtkenmeydiğen Müslümanlığa ya ki insaniyetki paydalık etkilen şirketin hepsi bizden dinimizde bu emeli salihinin katarını deyip kalır. Yakış şirketinin katarını deyip kalır. Yakış şirket demek cemiyette kişilerde ya ki insaniyette payıdılık boğulan her kandaşın üstüne gel. Yakış şirket kılıç Müslümanınki obraz manatı kurmayın. Yakış şirket kılıç Müslümanın obrazı. Neymiş kalsın? Çünkü Müslümanlar insaniyette ya ki başka insanlara yakışılığını takdim kılıç çünkü erken bir millet. Ya ki ümmet. İnsaniyetin balığa tıkış için emez. Ya insaniyetini harap kılış için emez. Ya ki karap durup ona dozak işte, dozak otakı dünyada olsun, ahirette olsun iştirir için emez. İnsaniyet ma dünyada bir yakış yazsa, ahirette mi
yaxşı bir yazısı ikən, xatircəm hayat verisi ikən, ya leytə qovmi ya'ləmuna bimə qafar ildə edən, maxıl ruh ilə yaşaydıqan Müslümanlar. Əm toğri oldu ki, iş şərkətinin həmmisindən ibadə sanılgıl. Toğri oldu ki, yəni Allah'ın razı gözlənirgən, şəriət çəkiləgən əməz, yəni şəriət çəkiləməgən iş olup qalsa, həmmisi yaxşı şərkət sanılgılığının dəlili Qur'an-ı Kerimdə və quli əmədu. فَسَيَرَ اللّٰهُ أَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِ Kur'an ya da iş kılanlar dedi. Kendini demir. Kayız dairde iş kılımız diye ne de ben dedim. Fakat ekidi ulallam de koyma. Ya ki ibadet ulallam demir. Ya ki ahlak ulallam demir. Ya ki siyaset ulan demir. Ya ki iktizat ulan demir. Ya ki yekki ya kulluk çıkın. İş kılır. Hem mi dairde iş kılsın dedi. Sen bana dünyaya geldin ama dünyadaki üzerine vazifeni icra kılışacaksın. Hem mi dairde iş kılsın. Bir adam ilmi sadi iş kılıyordu. Bir adam siyasi sadi iş kılıyordu. Millet muhtaç. Bir adam iktisadi sadi iş kılıyordu. Bir adam mektep açıldı. Birisi mescid açıldı. Birisi tetkikat ile şugullandı. Birisi can kılıp milletini kuğdaydı. Birisi teknik yortudu. Demek ihtiyaç ne de okkasa iş kıldı. Buyruk mu siz buyruk? Bu ayet er olsun, ayal olsun. Yek şekilde olsun, kollik şekilde olsun, yamel o digen buyruk öyle. İş kılış buyurma. Emgek kıl de. Hoş. Hizmet kılış, şerikat kılış, ruhi bozsun de. Yenin kendim yaşlık vaktan kılıp kağa kırgan çal armal demek. Yaşlık vaktan demek el, otur yaş vaktan demek el, bu boyu op kes sağımı kılır. Çünkü ayet mançilik vaktan tokta demek. Bazı denen bak 40 yaş kırgan çal, vakt bakatır, okunlar, bilim aşırı onlar ise, hem de ötlep getip durdu. Ya onda iş yok. Adem aklı cahil olsa yemkişmekten ötep gitmeyen diken yemkişmek hiç toktap kalmayan diken bilim eleştirmek toktap kalgan iş yok. Üne uygun istirmek toktap kalgan iş yok. Bir iş şirket kılıp özüne halal yol bilen bakıştan toktap kalgan onda iş yok. Doğru. Demek bu yakışından dairesi karsa bakacak. Mesela namaz okuş yakışı iş. Hem meylem bildiğin yakışı. Zakat bereş pulu opkaz bitsin o yakışı iş. Yakışı söz yaxşı məsləhət, yaxşı fikir, bu yaxşı şirkətin qatarı kirəmiz kür. Məktəb səliş kirəmiz kür. Məscid səliş kirəmdəsi kür. Zavod, paprik quruş kirəmdəsi yaxşı şirkətin qatarı kür. Siyasi adamların yetiştirib, millətin doğru yol düzləndirir siyasi adamların yetiştirir kirəmiz kür. İxtizadi mənbə yaratıb müsəlmanların turmuşuna ravallaşdırış kirəmdəsi kür. İş yox. İştapanmağalla iş yaratıp veriş kerem dolusu kür. Türkiye hoş askerlik vazifesini mecbur perz kıygan, mecbur kıygan bolsa ama dövlendi kokdayımız der. Aş askerlik vazifesini altay olan için öteş aşı mı yakış mı yakış. Çünkü özünü kokdaydı. Bir millet özünü Müslüman halkını, vatinini, dövletini kokday için istihbaratçılık vazifesini Müslümanların menfaat için ötese yakış mı yakış yemez mi yakış. Her bir eslehelerini yetiştiriş ya ki şu saat bilimi aşırış. Üçün oxu yaxşımız yaxşıdır. İman bilen güzel niyet birleşken vaxtında həmmi iş. İman cahidi bolsa, ibadet bolsa, ibadet çıxış yok. Beş vaxt namazı oxuşu bir saat kitab iş edemem. Başka şey yok, Rabbi kıl, kağınca işleri. Akidik takaşmışsa, şeriatına ruhu takaşmışsa, meyli fizik ile şugullansın, doktorluk ile şugullansın, ya ki oxutuş ile şugullansın, həmmiz yaxşımız yaxşıdır. Biz yaxşını pəqətləm, kiçik dairə kirgizib qoyqalamız üçün, ma dünyalıq təbəşki yaxşı kirmək digərlik üçün müşkünün qalımız. Dünyalıqımız ravaj tapamıdır, ahirətlikimiz qoldun getdi. Ma dünyada tik duruşumuz üçün, kət götürəb duruşumuz üçün, özümüzdənki əqidimizdən məvcudluğumuz saqlaş üçün, dövlətini şəkilləndirmək durub, dövlətini qurmaq durub, onu qoqdamaq durub, yaxşını qiyğını bulmaq. Bugünkü halət şu. Şun bir yerdə yaxşının dairəsini, bir Müslüman ma dünyada özünün gayesini işkaşırı üçün mangan kademinin her birisi ibadet katarı kiremiz ki. Ma perz ibadetini kıp boğandı ki. Elbette bunu taşla koyup namaz okumuşsam mı? Ben milletine hizmetini kılıp atım ben. Halkına hizmetini saklılık kesin mi? Ma o bir küçük ki destap ki uzuk mu? Bu ruhi medet bir digan ağaç işini kılıçlı ündeydiğen ibadetler bu. Poyuzdan beşi. Ha beşi. Hem de ve kulü amelu. Fesel yalallahu diken bu ayet yanı bir karsak. Her zaman, her makat insanlığa her vakit iş kılınladı. Bire mezgil, bire yer toktap kılınladı. Davumluk ölgen kadar hayatınla, şerkitinle,
faoliyatingni davom etib tursin. Unda bo'lgancha bir insonniki to'g'ri yo'l qilgan ish-harakatlarining hammasi ibodat bo'lsa, ibodat savobmiz, savob. Shuning asosan ish-harakat qilish musulmonning shuori deymiz. Bekalik, tayyotaplik, yak boshqalardan kap turgandiki bo'ldi, men ish qilmasam bo'ldi, men musulmonning supti emas, musulmonga yarashmaydi. Ha, o'z vaqtida sahobalar davrida ish topamidim degancha rasulimiz kakidan bir tutib, mana shuni qil, o'tanchilik qilsa ham yaxshi harakat dedi. Bu dinimiz ish harakat qilishqa yaxshi harakatning doirasi shu darajada kengaytdiki, qiyomat bo'lavatsa, dengiz to'lqinlayotgan, tog' yerlayotgan bo'lsa, sen bir tal ko'cha tikayotgan bo'lsang, endi bunadan kim yeydi buni? Qas hayvon o'tlaydi deb tikayot ashni. Nimasiga yaxshining savobi o'tdi. Ya'ni bu ish harakat qildi. Dunyo nim bo'lib ketsangiz son, yaxshi harakatdan to'xtamadi. Yaxshi fikrdan to'xtamadi. Ishingni uzdiksiz, davomlashtir. Sharkat islom jamiyatlarining shuori bo'lish kerak. Hayotni taraqqiy qildirmoqchi, gullandirmoqchi bo'lgan jamiyatning shuoriga aylanish kerak sharkat. Bu kommunistlar to'xtamash qildi. Bu asl islomning shuori. Kommunistlar, masalan, Xitoyni misol qilib, yana biz nima uchun natija qozondi desa, e'tiqodi to'g'ri emas, e'tiqodi to'g'ri emas. E'tiqod degichlik narsa yo'q densiz. Lekin sharkat bilan mod dunyodagi moddiy sabab natija qonuniyati bilan bugun qarat keldi. Ammo biz o'lgan bo'lsa ham ajr. Ha, biz o'lgan bo'lsak nima ish qildik? Ish harakatda unda kuchimadik. Ha, biz musulmon bo'lgandikilar bo'ladi. Qo'yib olgan bo'lsa, haloldan bir odam qo'yib olib deb, navoy bo'lmasa haloldan pul topib deb, kichik doira to'xtab qoldi. Bu ish harakatning doirasini taraytib edik. Natijada bugungi xorliqqa, bugungi qiyin turmush qap qoldi. Musi ish harakatning darsi kat. Shunga ish harakat islomda muqaddas. Bizning oxiratda erishmoqchi bo'lgan jannat kirmoqchi bo'lgan ma dunyoda erishmoqchi bo'lgan hayotan tayyiba xotirjam hayotni nimaga bog'la? Sharkatga bog'liq. Buning dalili oyat kerak. Vala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yam. Bula bildigan mukofot ya'malun sharkatga bog'liqdi. Quruq orzu emas. Da'vo emas. Bir odamning salohiyati, salobati emas, kim kichkiga emas, chiroyiga emas. Sharkatga bog'liqdi. Hamda bu yaxshi harakatning darajasi zaman makon ehtiyojini ta'kid qilindi. Mani bir qistirma o'tish to'g'ri keldi. Millat qaysi ishga bek ehtiyoj bo'lib qolsa, shu ishning qimmati ham yuqori bo'ldi. Masalan, normalda bir qiyinchilik bo'lib qolsa, bir kambag'allarniki deydi, yoki normal. Ularning iqtisodiy jihat yordam berish yaxshi. Shaxsiy holat. Lekin bir millat mustamlikaga chiqib qolsa, xorliq chiqib, undan qutulish uchun har bir odam boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, yana biz bo'lib qolsin, hammasidan buning badal to'lishi vojib bo'lsa vojib. Demak, bu yerda sharoit o'zgaramiz, o'zgardi. Shunga har vaqtda muqim belgilanib ketgan yaxshilar bor. Masalan, ibodat o'zgarmaydi, aqida o'zgarmaydi, axloq o'zgarmaydi. Ammo undan boshqa dunyoda masalan, siyosatga aloqador, iqtisodga aloqador, sotsiyatga aloqador bu xarakterlikka, masalan, ilm ma'rifatga aloqador bu ishlar zaman makonning ehtiyoji bilan taqim bo'lsdi. Bugun kunlikda bizning siyosiy liderlarga ehtiyojimiz bormi desa, iqtisodiy da'voning rivojlanishi uchun iqtisodiy manbaga zavod, fabrikalarni qurishga, odamlarni ish qo'llashtirib ishlash ehtiyoj bormi desa? Demak, bu sharkatning darajasi zaman makonning ehtiyoji farq qilinamiz, farq qilin. Shuning uchun bugungi kundagi vaziyatda endi men o'zimning holim yaxshi bo'lgan ekan, men bir o'zim namozimni o'qib turibotgan, pul topsam haj qilibotgan, zakot berayotgan odam bo'lgandim, bo'ldi deb qarsa bir odam, ma odam iymonini qayta bir taroziga hisobga solmaydigan bir odam bo'lib qoldi. Normal vaziyat bilan hozirgi o'sha jiddiy bir vaziyat farq qilindi. Nima ish qildi? Chunki biz jiddiy vaziyatda. Yo'q, payg'ambarimiz millam yahtamma bi amrul muslimin fa laysa minhum. Bir odam o'zim yaxshi bo'lgandikim bo'ldi deb o'zingizlarga bo'lib beshini qumg'a tiqib olib, boshqa musulmonning holiga ko'ngil bo'lmasa, uning kuchi qolmasa, men odamni musulmonlik sifatiga yetilmagan odam ekan dedi. Shuning bu yerda bu yaxshining doirasini biz taraytib olsakmi? Millat ehtiyoj bo'ladigan, millat mushxopilikdan qutuladigan yo'llarning, vositalarning hammasida sharkat qilish lozim. Buning injener lozim, o'sha ayni proyekt qilin lozim, yana bizsi lozim, yana bizsi lozim. Hamma ish yaxshi doirasi kiramiz do'st kirdi. Xo'sh. Mana shu vaqtida hayoti tayyiba va dunyoda hayoti tayyiba kirishamiz. Endi mana shu
yaxşı əməllərinin, yaxşı işlərinin dairəsini, çünki ola naidi, kənari ehkərliyini sözləb ötdüq. Bir müminin ki, hər bir qığan əməliyə Allah dərgahıda normal bir xuddi axşaməsi hiç qanda bir niyyət qınmay, uxulab qısı bir uyqu oğandək, amma yaxşı niyyətlərin həmməsini ibadətkə aylandıralıqdək. Muşu əməllərinin həmməsini məyli bir fizikçi olsun, ya ki bir dini alim olsun, normal bir ticaretçi olsun, normal bir xizmətçi olsun. Aşılanın ki, bütün əməllərini İslam üçün boğan, Allahın dini üçün boğan yaxşıqa aylandıralışı üçün, namı əməl dəbdiri üçün, yezilişi üçün, İnnamal a'malu binniyat deyən hədis ki körə, niyyət qılışı kərək mi mümin? Ya ki, mən madəmi ki, ailəmini biqiş, minin məcburiyyətim, mən ailəmini halaldım, baxsam, savabqı erişiməndə hər günü bu niyyətini qınmayı çıxıblam, şu ticaretini qılıb, dükününə içib kirib, özünün cənnibə qıb yürüş, yürüsümü alamdı bu əcrini, ya ki, çoxum aşı niyyətini qılış kərək mi? Bu işlən beşi iman bağlıq. İman bağmıdırsa bu adamın iman bağlıq. Enin kəndin əxlaq bağmıdırsa əxlaq var. Ticaretçi olsun əxlaqı var, cihatçı olsun əxlaqı var, ilmi adam olsun əxlaqı var, normal adam olsun əxlaqı var. İman var ve adamda əxlaq var, ibadet cahid. Enin kendin özünün ve cemiyetinin ki hakkını ada kılış için. Biz özümüzden hakkını alıp cemiyetini ada kılmağallıktan kılıp atımız makul. Özümüzden hakkını alıp özümünün ve ailemden kine birinci kılıp, ikinci kılıp ama cemiyetinin ki hakkı var. Anın karta, ben mesuliyetini ada kılmadım, kayıs bir saat hizmet kılay, kayıs bir saat iş kılay, halkımın payı dediyken, Müslümanlık payı dediyken, bu niyetini bir katımla kıysa boş kiteyi var. Her katım yanılıp kıysa, tak savap verişiyordu. Eğer her katım kılmışsa, baş niyetini bir kıyganca, ben Müslümanlığın menfaat için okup bir yaramlık alım bulup bu milletke doğru bir fikir işlep çıkardığın, millet doğru yol gösterdiğin, ya siyasi boğan olsa mı, milletin kıymet karşı boğunca doğru yolda başlayayım dediğin, bir saat okuyan bu sabah bu da verdi. Muhime şeriat çekilen bir işe çetle bakalımız. Ahırda programımızın hakikaten uzatı ve tokatılı görmelerimiz. Ahırda bir gepeden tüketsek. Yaxşı hayatını dedi o kısa şekilde desek hem muşu. Nimilerin öz şey aldı bu yaxşı hayatı. Hem yaxşı hayatının beşi birincisi Allah'a olan yaxşı alak kuruş. İman bağlı. Allah'a olan alakı yaxşı olmayı durup bu adam ma dünyada olsun, ahirette olsun yaxşı hayatı erişemeyin. Könül rahat yapamayın. Allah'ın razılık için iş hareket kardeş. Dünyada adimiyelik, süpütü ve izzet, hürmetiyle yaşa. Bu mu yaxşı hareket mi? Yaxşı hareket. Dünyada hatırcam yaşaş. bəxtlik oluş. Məsələn, toy kıldı, ya persent gördü, ya kays bir iş veren, ya turmuş veren deyil. Sağlam buluş, rızkını halaldın tepeş, mənuvi tərəfdən bir hatırcamlık erişiş, İslam Müslümanlarının mənfəət üçün iş hərəkət qılış, fırsatı erişərək, bir insan süpətdə, Müslüman süpətdə özünün hüquqlarını toluq erişib yaşar. Bunun hamısı hayatda yaxşı həyatımız, yaxşı həyat. Bu qandaqdır bir tərəfdən bir yan bir tərəfdə təşkil turmuşumuz yaxşı ötkəmiz bu mu yaxşı həyat? Könlümüz xatircəm olsa bu mu yaxşı həyat? Güzel həyatın əsası iman və təşkilli şərkət. Cəmiyyət yaxşı həyat erişsin deyətkən çoxum təşkilləniş lazım, birləş lazım. Ailə desək, ər ayal iş kısı birləs çütüqdür. Hem de er ayal, mesela ailen hatırcam kılımızda er kişi bek kuşam, ayal kişi tehtürlük kıysa, ya ayal kişi kuşsa yeri kımavalı çıkıp kalan bozsa, ayal hayatta yapıp hatırcama çekildi mi? Çekilenmedi. Şunu ondaki cemiyette mi? Ortaklık, birlik, hemkarlık bozsa, bir teşkillik, şerket, plan bilen bozsa, en de bu hayat şekillen. Çünkü iman etkalla ve yaş şerket kıyalla, ayetin hüküm boyunca, gem kaygıdan kurtulur. Korkuncudan kurtulur. Bunun delili var mı? Delili var. فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim iman etse, eninken esleha, yaxşı şirket, yaxşı şirket kıyan takdirdim, en yaxşısını kıyısı. Özünü tüzse ve etrafıdaki muhitini tüzse, ma ademler ne mi yok? Khov, korku yok. Yok. Gem endiş yok, parakencilik yok, zulüm yok, horluk yok, kaygurduğun iş yok. Şərt deməlisə, iman etir özünü və ətrafını tüzdüdanı yaxşı şərkət qılır. Şərt deməlisə. Bunun olan güzəl xatircəm hayatını qol kəptirdim. Köptün köp rəhmət, Allah razı olsun. Nəyət yaxşı içib bəlux, Allah razı olsun. Qadirli körümələrimiz, şuna qılıb 13-ci saniyimiz İslam Məbiz proqramımızın ki, bugün bu güzəl hayat, bəxtlik hayat
xatirjamlik hayot erişişininki şartları nimalarını kılışımız gerektiğini inşallah tefsiri eşit bir yerinde de kalemen. Rabbim her birimizde dünya ve ahirette benim için de güzel, bəxt, saadetlik bir hayat yaşayışkan müyessir olsun. Etrafımızda yaşayatkan muhitlerimizde beşimizde kergen küllerde nurgulluğun hem endişide kaygı, esretlik küllerini yaşayatkan bulsak mı? Bunun hepsi İslam için boğan vaxtıda Rabbimizin ki bizge boğan sınakları şu güzel hayatı bizden hazırlayatkanlığı da düşünsek inşallah nurgun kıyınçılıklarımız mı yenik tuyuldu da böyle hemen. Rabbim inşallah en tiz fırsatta hakiki muşul bugünkü dersimiz sözlenen muşundak bir hatırlayacağım güzel hayatını özümüzü doğru şekilde ıslah kılığa vakti ve etrafımızı ıslah kılığa vaktimizde programının beşi de söyleyip ötülgendek cemiyetinin ahlet insanlarının fikirine ergeçmeye vaktimizde özümüzü dadil bu güzel İslamımızın yolu sep manga vaktimizde cemiyetinin ki hiç bulması %57'nin köp insanlar özgergen vaktide andın biz Rabbim nusret bir edigan mu'minlerinin katarak kiralayımızda kalemen. İnşallah bunun bu müyesser olsun. Kiler katımlık programımızda yeni bir hafta görüşkice Allah ömür bese Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.